yanar gibi. Ne çilem biter ne yalnızlığım, öyle çaresiz ümitsizim ki. Hayat bir zindan, ben de bir tutsak, dert yağmur olmuş, ben susuz toprak. Gel bitsin artık bu gönlümün yası, dinsin içim. Hakikaten öldürdün bizi ama inanılmaz. Burada bu insanlar için. Evet ulaştı, insanlara ulaştı bu şarkı. Çok teşekkür ediyorum. Bu şarkı gerçekten çok güzel bir şarkı. Bu şarkıda Burhan Bayar'ın bir şarkısı. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Seni ediyorum. Seni hemen koltuğa alalım bir saniye. Ben bu arada Türk protest müziğinin son dönemlerdeki en önemli isimlerinden birini size çağıracağım. Kendisi Ahmet Kaya'nın anısına da bir şarkı yaptı. Şimdi onu da konuşacağız. Ekin geliyor. Hoş geldin Zekin. Kusura bakmayın ya biraz beklettik Ferhat'tan. Vallahi Ferhat'tan sıra gelmez. Şöyle ama biraz arkanıza yaslanırsın. Yok, evet. Protest müzik doğru bir tanım mı oldu?
Yani tabii ki doğru bir tanım. Ya özgün, hem protest hem özgün müzik doğru bir tanım. Ahmet Kaya'nın anısına bir şarkı yaptınız değil mi? Ahmet Kaya'nın anısını yazdım uzun yıllar önce, yaptığım bir Ahmedo diye bir şarkı vardı. Onu bir son işte mezarı başında yazdığımla, Yılmaz Güney'le ikisinin anısına böyle duygularımı, yüreğimi kopararak yazdığım bir şiirle Selda Bağcan'la birlikte onu düetini yaptık. Geçen hafta da ölüm ona yıldönümüydü. Da çok teşekkür ediyorum. Selda ablama buradan sevgiler iletiyorum. O da yüreğini koydu. Böyle bir şarkı ortaya çıktı. Dün de klibini çektik. Nasıl oldu çekimler? Çok güzel oldu. Çok soğuktu. Riva'da çektik. İki tank su boşalttık. Yağmur altından çekildi. Hasta hasta halde buraya geldim. Siz biraz Ahmet Kaya'nın yolundan mı yürümek istiyorsunuz? Ya da yürüyor musunuz o yoldan? Şimdi ya Ahmet Kaya'yı ben çok severdim. Benim çok sevdiğim bir abimdi. Yüreği çok güzeldi. Onun sanatçı ruhu beni çok etkileyen bir boyuttu. Yani sanatçılarımız yüreğimizdir. Sanatçılara belki bazı sanatçılar çatal bıçak atmıştır. Adı altına sanatçıya güller atılır, çiçekler atılır. Bütün bunları konuşuruz Ekin. Bunlar hep ama... Şu peki, tamam, Ahmet Kaya'nın anısına şu sıcağı sıcağına Ahmet Oy'u bir dinleyelim mi hemen? Tabii. Şimdi benim işim bitti mi? Ben gidebilir miyim? Hayır, lütfen otur Ferhat. Hiçbir yere gitmek yok. Nereye gidiyorsun? Banu Zorlu gibi yayını mı terk edecek? Ekin geldi diye. Sabaha kadar burada mıyım ben? Ferhat böyle türküleri sevmez. Hayır, bir söyleyelim. Bekliyoruz. Ama hadi sever. Yürekleri acı sardı, peşinden herkes ağladı. Sazın duvarda kaldı, yürekleri acı sardı, peşinden herkes ağladı. Vay 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 Ahmet, vay vay vay, vay. Ahmet ol, belalı başım. Vay 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 Ahmet ol, vay vay can Ahmet ol, vay 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 Ahmet ol, belalı başım. Sokaklarında yürürken kendimi ülkesizler mezarlığında gördüm. Yılmaz güneyimdeydi, Ahmet ise kuzeyimde. Bense orta yerde, pusulu bir yerde. Yağmur çizilirdi üzerime. O an sanki mauzer kurşunuyla vuruldum yüreğimden. Onları ben burada görmek istemezdim. Onlar hümanist düşüncenin meyvelarıydı. Acımasızca dalından kopartılıp sürgüne gönderildi. İkisi de yürekli ve ülkesine sevdalıydı. Onlara hayal olun yüreği de dayanmadı. Benim de yüreğim dayanmıyor. Gözyaşlarım ağlıyor. İki gözümü ben burada görmek istemezdim.
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Urfa, Mardin, Malatya'da, hatta ben onları Diyarbakır'da görmek isterdim. Diyarbakır'da. Diyarbakırlıyım derdim, İstanbul'u çok severdim. Veda etmeden neden gittin? Vay 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 Ahmetoğlu, vay vay vay, vay 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 Ahmetoğlu, ben onu bağışlıyorum. Selda Bağcan'la düet yaptım dedim bu şarkıda. Ben Selda Bağcan'ı çağırdım bu programa Ahmet Kaya'yı konuşalım diye tam da ölüm yıldönümde. Vallahi çok şaşırdığım bir şey oldu. Selda Bağcan Ahmet Kaya konuşmak istemedi. Çekindi yani. Yani bilmiyorum da yani konuşmak istemedi diye bir şey tanım yoktu. Yok özel olarak hayır, Ahmet Selda Kaya Bağcan konuşmam dedi. Ama Selda Bağcan bu şarkıyı çok sevdiği için, Ahmet Kaya'yı da çok sevdiği için yüreğiyle. Zaten okumazdı. Öyle bir şey olsaydı şarkıyı okumazdı. Bilmiyorum. Ben şöyle bir şey onun olduğunu için düşünüyorum açıkçası. Ahmet Kaya'yla ilgili. O biraz televizyonlara bu ara çıkmıyor. Yok. Kendisi hakkında konuşmaya hazırdı. Biz Ahmet Kaya özelinde konuşmak istediğimizi söylediğimiz zaman hakikaten konuşmak istemedi. Ya bu Ahmet Kaya üzerinde bir tabu oluşmuş. Kimse bu konuyu açmak istemiyor. Biraz korkuyor bence insanlar. Yani bunun Ahmet Kaya'da neden korkulduğunu ben hala çözmüş değilim. Biraz önce bahsedeyim. Çatal bıçak atan çıkıp Ahmet Kaya'nın şarkılarını sahnede eğer okuyabiliyorsa sonuçta gece yıldı. Şimdi ben daha enteresan bir şey anlatıyorum. O devirde ben şey Star'da çıkıyordum beyaz saçlı falan. Ahmet de bana hasta. Ve çocuklara demiş ki hastasıyım lütfen Yıldo'yla bir konuşun. Şeydi Hacı Dandan bana bağlıyorlar. Kebapçıdan. Biz, kebapçıdan ama yani öyle şey televizyona değil. Biz oturuyoruz konuşuyoruz böyle telefonda. Aman diyor abi ya sen ne diyor oturup böyle bir diyor sohbet etmek istiyorum diyor. Yani o da bendeki ışığı görmüş. Biz de ondaki ışığı görmüşüz. Ve bir türlü kısmeti olmadı. O konuşma dedim ki tamam dedim geleceğiz oturacağız. Bir de şey sofrasındaydılar onlar rakı sofrasında. O da severdi rakı içmesini. Ondan sonra o işte meşhur kötü hadiseler oldu. Ondan sonra ve Paris'e gitti. Ve biz yani sadece bak bana telefon açtı diyorum. Bak çok önemli bir şey. Sadece sesinle konuştum. Evet. Ne oldu? Sinan bunu gayet anlatır. Ben birden gözüm Ferhat'a takıldı. Bir de elleri falan hareket etmeye başladı. Ne oldu? Sıkıldın mı Ferhat? Hayır yok. Ahmet Kaya konuşuyoruz diye biraz. Yok hayır. Rahmetliye hiç laf söyletirmem. Biraz böyle eller falan oynamaya başladı. Ben dedim eyvah dedim. Şimdi ben burada bir konuya daha böyle değinmek istiyorum. Şimdi tabii ki Ahmet Kaya şarkıları çok güzel. Sanatsal boyutu çok yürekti. Ben zaman zaman Ahmet Kaya şarkılarını okuduğum zaman illa insanları bir yere koymak zorunda değiliz. Ben ülkemin tüm insanlarını mesaj, kasetede, tamam mesaj. Ben şunu söyleyeyim. Mesaj ver. Yok bir şey söyleyeceğim. Sadece onu ülkemin tüm insanları birer çiçektir. Yeter ki bu çiçekleri koparmayı değil. Yeter ki biz bu çiçekleri sevmeyi bilelim. Harika. Biz birbirimize doğru alkış falan yapmayın. Yok hayır bu ben mesaj, bunu alkış ben olarak vallahi, söylemiyorum. Ben bu mesajla üzerinden çok sıkıldım çünkü. Ya yani biliyoruz biz Ahmet Kaya'dan çok önemli bir değerdi. Ama hakikaten benim derdim şu. Ona bu muamele bugün yapılmıyor. İşte şarkısını söyleyen bile bak gelmiyor programı Ahmet Kaya söyle konuşmak için.
Değil mi Ferhat? Demek ki gelen şimdi, var işte. Bak ben geldim. Evet. Bırakın adam mezarında rahat uyusun. Adamın şimdi şey yapmayalım ya. Malzeme ama, yapmayalım. Sen ama, söyle, söyledin mi Ferhat Ahmet Kaya şarkısı? Ya söylerim de şimdi adam hayatta da adamı niye ben malzeme yapayım ya? Yani malzeme yapmak da değil. Allah, Allah katında da günah. Ama şimdi Ferhat böyle bu tarz sanatçıyı malzeme yapmak değil Ferhat'cığım. Biraz yürekle sanatçıyı yaşatmak çok önemli. Ben Ahmet Kaya benim çok sevdim. Ben Ahmet Kaya benim için sanatsal boyu çok üst düzeydir. Ben onu yaşatmak için buradayım. Malzeme kullanmak olarak. Sen onu çok yanlış bir kelime. Çok sen zaten her yere sen git ancak hanımların popolarını elez. Başka sen ancak ne yaparsın? Başka ne yaparsın? Ben onu sen... Bir dakika. Ben onu... Ferhat da... Kendi adıma söyledim Ferhat. Ben onu. Ferhat da bizim konuğumuz Ekin. Hayır, ben bir şey demiyorum ama ona o şekilde kullanmasınız. Onu seninle ilgili kendi adıma söyledin ya. Senin ne alakası var? Kızcağız gitti vallahi. Hakikaten doğru gitmiş. Hayır şimdi bak. Ben burada alkışlıyorum. Ben onu kendi adıma ben onu kendi adıma söyledim kardeşim. Ben adamı kullanmam. Alındılar. Kullanmam ben adamı. Ne söylese olmuyor. Annesi beni aradı, teşekkür etti bana. Bağlamın, evet. Evet. Şimdi bazı sanatçılar yaşatmak. Aşk Mahsuni Şerif'i yaşatmak lazım. Ben ama Ferhat'ın bir Ahmet Kaya karşıda olduğunu asla düşünmüyorum. Senin bir kafin mu vardı yeni kapıda? Ortak mı olmuştun bir kadın? Yok, bir dönem işletmesi var. Mustafa Bey'i tanıyor musun? Tanırım. Ne oldu? Yok, bir şey ne oldu? Sordu. Söyle ya. Ne sordu? Ortağı. Ya ne sordu? Ne söyle oldu? Ya. Hayır, ne var ki yeni? Mustafa Bey'le bir yeri açmışlardı, onu sordu. Tamam, ne oldu? Yani. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Hayır, sordum ben de. Hayırlı olsun. Yıllar önce kapandı o. Kapandı. Ya güzel bir yerleri vardı. Mustafa Bey de ortağıydı. İş yapmadı mı demek istiyorsun? Efendim? İş yapmadı mı demek istiyorsun? Hayır, yok. Yok, iş yapıyordu. İş yaptı Allah. Peki neydi? Anladın mı Yıldo? Ben karışmak istemiyorum. Yıldo daha önce bir hata yaptı. Şimdi onu düzelttim. Ya sen de ona kafanı taktın. Ya, ya kardeşim yanlış yerden geçmiş yani. Orada değil yani. Benim hatam yani. O değil. Hangi hata ya? Ya, ya dedik yok, ya bir yer var başka, böyle bir şimdi, volta atıyormuş. Ne arıyorsun yani, kardeşim? Bir daha mı küpeni kopartalım mı bu defa kulağında? Ferhat yani, lütfen saldırganlaşmayalım. Ben kavga mava yapmam kardeşim. Saldırganlaşmayalım. Ben şarkıcıyım. Ben şarkı okurum. Tamam. Zaten bir şey sor. Fakat bak şöyle bir şey oluyor. Otomatik olarak senin her yanına oturan sana yani bir... Bak böyle... Ahmet abi çok değerli bir sanatçıydı. Evet. Ben onun için dedim ki rahmetli olmuş. Yani onu şeye yapmıyor. Kötü ben bir şey o mi açıdan... ya? Hayır ya Selda'nın da o yüzden şey yapmamıştı. Ama bence mesela ikilinin bak, bu yap... Bak Selda bak... ...böyle düşündüğü için röportaj vermemiştir. Ama bence mesela ikinin bir Ahmet Kaya şarkısı yapması hakikaten önemli ya bir şey. Ya güzel bir şey. Değil mi? Ahmet Kaya kullanıyor diyebilir miyiz? Hayır şimdi Ekin'e Ahmet Kaya yani şimdi Ekin ona şarkı yapmış diye Ekin'e ne, kim ne yapacak hani şimdi burada demokrasi ülkesine, cumhuriyet ülkesindeyiz. Kim ne yapacak? Hayır hiçbir şey yapmayacak. Ama Ekin Ahmet Kaya kullanıyor diyebilir miyiz ya saygısına bir şarkı yaptığı için? Sen diyorsun hayır ben Ekin için demiyorum ya. Kendi için söylüyorum be kardeşim. Ben konuşuyorum. Sen yapar mısın öyle dedim. Öyle algılanmadı. Hayır hayır. Bak dedi ki sen yapar mısın? Ben öyle düşünürüm sen başka düşünürsün Ekinciğim. Ben kendimi öyle düşünebilirim. Bu çok doğal bir şey yani. Herkes özgürdür. Ekin alındın mı? Yok alındın. Hayır şimdi alınganlık değil tabii. Ben Ekin de onu benim, öyle algıladım. Ekin benim arkadaşım. Şimdi, ben Ekin'i severim. Yani sonuçta Ferhat'la benim hiçbir alıp veremez. Benim hiç kimseyle yoktur. Ben sonuçta sanat adına birçok sanat adına kim bir şeyler yapıyorsa ben ya güldürme beni. Hayır. Adamı dinlemeye çalışıyor Ferhat güldürme. Ben kendi adıma kurdum. O benim arkadaşım. Ben onu severim. Tamam. Sen geç bunları. Ben... Hayır bir dakika oturdu. Bir dakika. Yıldo hakem pozisyon yorumlayıcısı. Ekin Ahmet o şarkısını söyledi. Oturdu. Şey Ferhat dedi ki adamları ben... kullanmayalım. Hayır bir dakika. Bu laf Ekin'e ben atılmadı mı? Ne kadar da güzel okumuş. Yani ben şimdi... alkışlamadım mı? Yani ben kendi adıma konuştum. Bir dakika hakem hakem Erman Hoca gibi yani Yıldo. Şimdi o söylediğini o rahmetli. O sözde rahmetli Ekin o sözde belki Offside var. Ama offside ben 1996-97'lerde gerek yok, gerek yok. Beraber gece oturup, bak dinliyor musun beni? Dinlemeyeceğim Ferhat. Edilerde Levent'e oturup, 3 kişi, bir de Ahmet Kaya olmak üzere. Üçüncü kim? Üçüncü de başka bir arkadaştı. Yani o da plakçı bir arkadaştı. İşte filanı bitireceğim, filanı şey yapacağım diye biz böyle sohbetler yapmışız. Ama ben kalkmadım. Hadi o zaman, hadi bir Ahmet Kaya söyle. Ete al konuş. Hadi bir Ahmet Kaya söyle. Ahmet'i anlat o zaman bize. Ama söylemem. Ya ne demek? Ya söylemem kardeşim ya bu gerginleşti. Ha? Ya niye söylemiyorsun? Neden? Hayır söylerim ama şimdi söylemem. Ne zaman söyleyeceğim? Başka zaman.
Bir kısa. Hayır. Hadi. Başka zaman. Başka. Bak, peki. Ahmet Kaya'yı herkesim dinler. Bunu sakın yanlış değerlendirmeyin. Tamam, tamam Ferdi. Herkesim dinler. Tamam, bir dakika. Ben de onlarda biriyim. Ben de dinlerim. Bülent çıldırmak üzere. Değil mi? Niye çıldırıyorsun kardeşim sen de Bülent? Oğlum ben, bak bir şey söyleyin. Ben Macinlik şarkıcıyım. Bana polemik olaylar sokamazsın. Tamam, onlar gel. Okan Bayülgen'e de dedim ki polemik yapmayacağım. Tamam Ferhat. Bir dakika. Ben sadece tarafsız gözlemci olarak Yıldo'ya soracağım. Yıldo dakika bir, gol bir. Ekin şarkısı söyledi, Ferhat lafı çaktı mı? Alkışlamadı. Çaktı yani. Ya yapmaması lazım. Çok çabuk giriyorsun abi. Yani girmemen abi lazım. Çabuk mu ateş ediyorsun? Çabuk ateş ediyorsun. Bir dakika, ediyorsun hemen mi ateş ediyorsun? Bülent güzel miydi Ekin'in şarkısı? Erkin'in şarkısı müthiş abi ya. Ben bütün şarkıları beğendim. Ya yani. Bülent Allah. Sen zaten iyilik şimdi meleği. Bülent bu programı sunsaydı daha böyle istikrarlı gideceğine inanıyorum. Ama Ferhat istikrarlı hep bozan sensin gerçekten. Yani, o zaman orayda mı bir gerginlik oldu abi. Bir gerginlik oldu. Bülent. Ben de Bülent. 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 Bak, geçer misin? Geçer misin? Tamam. Ferhat. Hayır. Hayır. Programı sana devrediyorum. Al. Kalem. Akış. Ben de konuğum. Sunar mısın? Evet. Sun kardeşim. Daha istikrarlı sunar mısın? Bayağı bir yer ritik olmasa konuşacağım da bu gece vallahi. Ya o göğsünü kapat, ayıp lan. Açacağım. Ayıp, ayıp ya. Programı, programı ben sunuyorum. Allah. Oğlum ay şimdi bayan olsan dekolite yakışır da şimdi sana nasıl yakışır? Vallahi inan yani dekolteme hiç kimse laf etmesin. Doğru. Degajeme yani. Doğru. Ay degajeme şimdi bayanlara doğru. Yakıştırım da yani pardon ya. Bülent. Ya. Rahat olun, Bülent, rahat olun. Bülent güç sende. Hoş bulduk. Yıldo merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Merhaba. Oray çok kilo almışsın yalnız Bülent. Yani taciz üzerine taciz. Ben inanamadım. Konuğumuz Oray Bey'in göbeğine bile dokundunuz. Hayır ya niye abi niye bu kadar yemek yersin? Oray kendine gel, 2 metre boyun var ya. 1.80. 1.80. Bak 5 santim sende uzunum ona göre. Ona göre ayağını gel. Ayakkabılarında konuşuyor yalnız. Yıkılamaz. Neydi marka söylemeyeyim, reklama geçer ama güzel bir ayakkabı. Yazıyor mu markası? Yazar. Ben okudum. Doğru mu? Ya vallahi bir şey ne? Yok anlamadım yok ben bu konularda hiç başarılı falan değilim diyorum, yani. Ayakkabım diyorum markasını söylemeyeceğim. Reklama geçer ama ayakkabın güzel. Teşekkür ederim. Seninkiler gayet güzel. Benimki İç çamaşırlarınıza da bakalım. Bit pazarı da aldım lan. Bak, gece programı. Evet, Bülent'in sunacağı bir program. Evet. Benimki gece programı. Marka söyleyemem ama marka. Abi, evet. Bir adamın adı markayı yazıyor. Esas geçen hafta abi, Banu Alkan söyledi. Hangi otelde kaldı, hangi yemekleri yedi, yani nasıl red almadığını şaşırıyorum. Abi sen şimdi bu adamla ilgili niye ne konuştun bana harbi açıkla. Ya bir şey söyleyeceğim. Kuliste. Programına karışmak gibi olmasın. Yok yok ben huzur içinde dinliyorum sizi. Ferhat İlk biraz, dakikadan beri. Ferhat biraz dokunarak konuşuyor. Ya bu çok tehlikeli yalnız öyle yazılar yazıyor ki. Hiç alakası olmayan yazılar da yazabiliyor. Hiç okumadık değil herhalde okuduk Ferhat Fena Bey. Fena ya. Ha şunu anlamıyorum siz ona söylüyorsunuz da yani dinime küs. Preden Müslüman olsa derler. Yani öyle bir laf var. Ben siz elhamdülillah en büyük dokundurmayı siz yapıyorsunuz. Kendim elhamdülillah Müslümanım. Müslümanlık değil tabii lafın gelişini diyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Söyleyin bakalım. Ya, ya sen çok kilo mu aldın? Evet baba göbek yaptım. Vallahi kilo almışsın ya. Eskiden evet. Çıtı pıtıydın ya. Evet aynen öyle. Çıtı pıtı mı beğeniyordunuz Bülent'i? Şimdi. Ondan sonra bak. Şimdi balamoz oldu. Yok şimdi fil yavrusu gibi oldu. Söylesin. Yani gerildik yani. Şimdi bir şey söyleyeceğiz. Sen de söyletirmek istemiyorsun. Olmaz. Çıtı pıtı dersen ben atlarım. Ya, söyle. Söyle yani, Yıldız. Yok ama şimdi fil yavrusu gibi olmuş. Baksana maşallah. Yani bana bakıp Oray Bey'i görüyorsunuz değil ya mi? Ya ben çok özür dileyerek. Bak senin programı şey yaptım. Banu gibi gidecek misin? Ben lütfen. Hayır. Niye gitmek için değil. Ben şarkımı söylemesem. Ben de gitmeyi düşündüm. Sakın yanlış anla. Programı terk etmiyorum. Evet. Ben sahneye yetişeceğim. İnan ki yemin ediyorum şu an sahneye yetişeceğim. Onun için geç tamam, kaldım. Biraz da. Ben ne olur beni bağışlayın. Bir dakika, dostum. Sen de bağlı gibi mi gidiyorsun? Ben çok yok. Ya programı terk etmiyorum. Aa, sadece benim programı yetişeceğim. Rekor üzerine hadi. Rekor. Bu saatte de sahneye bunlara bakma. Hadi. Bunlar hadi gel öpeyim seni. Öpmene gerek yok Ferhat'cığım. Hadi saygılar. Artık. Bülent. Bülent. Doyum olmaz ben de gidiyorum. Bülent'e doyum olmaz. Yıldo. Yıldo. Abi konuşamıyoruz ya. Konuşturmuyorsun Berat ya. Böyle biliyorum. Bilmem ne. Abi noktası var mı? Abi ama. Kafam da güzel. Kafan güzel mi? Tabii. Ya bir şey diyeceğim. Can beni ya. Bülent lütfen. Bülent sen de kontrolü ele alamadın. Yok ben bu işleri başaramam baba zaten. Başarırsın abi. Ben başaramam. Bülent sen de bu işi. Vallahi başarırım. Tamam Bülent bir dakika. Evet. Bunu ya, ben programı devralıyorum. Evet. Evet. Seve seve tekrar diyorum. Ayakta duralım. Peki lütfen kardeşim. Yanıma gel.
Söyle gel. Konuşamıyorum. Aa evet çabuk. Konuşma abi. Söyleyeceğim. Sen zaten konuşacak takatın yok ki. Bir dakika. Vay vay. Ferhat sessizlik istiyorum. Evet. Stüdyo tekrar benim kontrolümde. Gerçekten Sabrina hayranım. Evet gerçekten. Şu Ferhat buradayken kaçmayan tek sen kaldın. Yıldo bile kaçmaya ama kaldı. Yani o Yıldo'nun da büyüklüğü yani. Gel şöyle ne? Biraz daha geçelim. Gel gel. Uzağa. Tamam. Evet, galiba başka bir atmosfere giriyoruz. Evet, bambaşka. Şimdi inanamıyorum ya. Barcan, süper. Kaç sen bir albüm yaptın. Evet, Ferhat. Bir albüm yaptım. Hala sesini duyuyorum dur, orada. Geçeyim, dur buradan daha iyi fotoğraf veriyorum. Ferhat bak hala sesini duyuyorum. Ya yine telefonla konuşmaya başladı. Bu adam beni öldürecek. Taktik alıyor telefon. Ya ama biz konuşursak o susabilir. Seni ben buraya aldım ki baş başa biraz evet. Sohbet edelim. Yıldo. Aynen. Yıldo. Kusura bakmıyorsun değil mi? Hayır bakmıyorum geleceğiz. Da. Abi. Bülent'i geleceğiz. Kurtarmak için. Bülent'e hayranım ben. Kurtar tabii Bülent. Canım benim. Ya sana ne ben hayranım. Canım benim sağ ol. Bülent. Bayılıyorum hastasıyım. Şöyle bir Bülent'i tanıyor muyuz? Bir moral alkış alalım Bülent. Peki. Bülent'i tanıyorsunuz da. Bir dakika. Siz Bülent'i tanıyorsunuz da, Bülent'in çok uzun yıllardır bir Karadenizli türkücüyle aynı evi paylaştığını biliyor musunuz? Aa. Bu da benden sana gol. Vay Bülent. Peki yıllardır bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, Bülent, Davut Güloğlu'yla aynı evi paylaşıyor musun, paylaşmıyor musun? Davut Güloğlu mu? Evet. Yo. Yıllardır bu konuşuluyor. Aa. Hiç öyle bir şey duymadım ben. Hadi canım. Aa. Emer'le bile bu yüzden aram bozuldu deniyor. Emer ki? Çok Emer. Şarkıcı Emer. Ha Emer. Vay vay Allah vay. Allah Allah neler demek... de duyduk. Şık şık şık. Neyse. Şaşırdım ya. Kızarma falan da yok yüzünde. Yok gerçekten. Tamam, sen doğruysa zaten aa, kızarırdın. Tabii canım herhalde. Sakin olalım arkadaşlar. Ama sakin ol. Hayır bir şey sanki böyle herkes galeyana geldi de sen de sakinleştiriyorsun. Sakin ol. Tam gaz programı. Bülent yalan. Evet yalan. Nereden yani çok severim Davut'u ama hani Allah'a şükür ben hep yıllardır aynı evde tek başıma yaşıyorum. Pekala. Evim aynı, var yani. Pek çok evinden. Evim gidiyorum var, de. Havam var. Peki bir evin var, albümün var. Var. Evet. Nedir albümün? Anlat. Albümümde. 10 saniye. Albümde. Albümde Yıldız Tilbe, Murat yedi. Başaran, Zerrin Özer, ondan sonra herkes yardım etti. İki. Lara bu şarkıda şarkı da süper. Şarkıyı söyle. Haydi. Sahip olsan söyle ne fayda.
Vallahi hiç fena değilmiş. Ah teşekkür ederim İnan. Hakikaten hiç fena değilmiş. Yani müsaade olsaydı bak ne şarkılar söylerdim İnan ama olmadı. Pekala. Ferhat, Ferhat neredesin? Gel gel gel. Gel gel. Şimdi final yapıyoruz. Hayır, bir dakika. Bir dakika, bana bir şey söylediniz de demin kafama takıldı. Söyle Ferhat. Abi şimdi ben hiçbir şeyin altında kalmak istemem ve kalmam da. Benim şeyim bu. Şimdi bana demin dediniz ki işte şu bu gerçi şaka yapıldı ama Yıldo şaka yaptı ama yine de ben yine... Kardeşim hayır ben oraya erkek olarak gidiyorum. Hayır gidenler ne, siz ne olarak gidiyorsunuz? Nereye gidenler? Abi, o caddede geçerken. Tamam. O caddede ama giden, kimse onlar herkes bizim, unuttu. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Ya peki Ferhat, sana çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğin için. Bence gecemizi renklendirdin. Estağfurullah. Hakikaten yine bekleriz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz. Saygılar İnşallah. Sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi. Nasıl oturuyoruz? Evet. Şöyle masaya geçelim. Ayşe, şimdi sen Sabahı'yı da çok iyi tanıyorsun. Evet. Öncel Uç'u da çok iyi tanıyorsun. Evet. Hangisinin kahkahası daha iyidir sence? Sabahınınki. Kesinlikle değil mi? Daha hoş. Reha Muhtar mı, Saffet Soykal mı? Reha kızmaz bana, tabii ki Saffet. Peki. Saffet Bey. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Şakaydı. Şaka gibiydi. Zaten evet. Herhalde Çetin abi sizden bu sesin çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Neden? Çıkmaz mı ondan ses? Ne? Ferhat nerede? Ferhat nerede? Kabusu gönderdik, testereyi gönderdik abi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Testere buradan aslında, çıkar abi. Aslında şimdi... Kesmesin bizi abi bu. Şimdi sabaha kadar gidebiliriz. Gideriz. Nereye çünkü... gideceğiz sabaha kadar? Ne? Kafadan kopmaya. Alo. Gideceğiz, alo. Yıldo. Çetin abi izleyici olsa... Sen de bir program sunucusu olsan, nasıl bir konuşma yapardınız? Çetin'le mi? Evet. Alo. 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 Nereden arıyoruz? Ha? Ne? Ne? Öyle mi? Tabii öyle. Şimdi, bir bayan olsaydı yılların tabii ki... Ya şey... geçen gün ne oldu? Bir tanesi aradı. Şaka olsun bak, diye ben zaten şimdi, dedim. Şimdi şey olsun, mesela Çetin kardeşimiz vinç şeyi şey olsun. Operatör. Operatör olsun. Öyle birisi bana bağlandı. Dedim evet, nasıl? Vinç operatörü. Evet, Çetin bağlı. Çiftçioğlu şu evet, anda vinç operatörü. Vinç operatörü. Evet. Alo. Alo. Vinç operatörüyüm. Evet. Ne iş yapıyoruz Çetin Bey? Vinç operatörü. Aa, nasıl, memnun musunuz işinize? Çok memnunum. Nasıl, her gün kaldırıyor musunuz? Her gün kaldırıyorum. Ne kadar kaldırıyorsunuz? Tonlarca. Peki nasıl indiriyorsunuz? Kaldır, tonlarca. İndir, kaldır, indir, kaldır. Ya yorulmuyor musunuz? Hiç. Aa. Olacak şey ya. Allah size sabır versin ya. Kaldırmaktan mi, indirmekten mi? Tabii, tabii ya. Bülent.
Abi bu Bülent, hiç Winç operatörü sevgilin oldu mu? Senin saatçi sevgilin oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Aa, enteresan. Peki. Çetin Çiftçioğlu, Yıldo ve Bülent aslında Türk televizyonlarının, özel televizyonların yarattığı en ilginç 3 tane karakter. Fakat Çetin abi, çok uzun zamandır yoksun. Biz seni şakacı olarak tanıdık, inanılmaz şakalarınla tanıdık. Nerelerdesin? Nerede olduğumu artık ben de bilmiyorum. Ama bir gerçek var ki hep sokaktayım. Fakat başından beri de seni bu programda görürüz kulaklığınla. Ne yapıyorsun bu programda? Ben bu programda bu stüdyonun şefi benim. Evet. Aa, ben güzel. Olmadan burada adım atılmaz. Evet, ben onu unutmuştum. Çok güzel. Ferhat'a biraz yalnız şey yapamadın. Kontrolü. Yok. Bak, bak oradan biz dinliyor ya. Şimdi bu, ne bak. Ferhat'ın bir özelliği var. Ya bir şey diyeceğim. Ferhat abi gitmiyor. Şey, demokrasi Ferhat, gel. Ne olur gel. Ya, ya gel, gel. Ya. Hadi gel gel. Hayır. Gel. Gelsin yüz yüze. Abi kaldırın bir Winç operatörüyle abi konuşun. Abi niye sen de 9 kepçe misin kaldır indir? Ya ben ona soruyorum. O bana anlatıyor yani nasıl çalıştığını, nasıl kaldırdığını, nasıl nedir indirdiğini. Abi, gayet yani ciddi bir iş yani. Yani şimdi ne anlayamadım. Ya yani, Ferhat. Yani bu muhabbet mi? Yani konu Ferhat, mu abi? Bu kaldır indir. Neyi kaldır indir abi? Ferhat bir saniye. Neyi kaldırıyorsun? Ferhat. Yıldo? Ferhat. Rütük var. Yıldo artık çok bilmiyor. Abi rütük var diyorsunuz ama... Saçma sapan şeyler de mevzu oluyor. Nasıl? Peki Ferhat yani? Bir şey söyleyeceğim. Ya 2 dakika arkandan ne güzel konuşacaktık. Abi hiçbir yer kaybolmadı. Valla konuşamadık da ya. Evet 2 dakika. Lan seri. Abi o deminki şarkıyı okur musun? Neydi o? Unchain My Heart. Oku bakayım bir abi. Unchain My Heart. Heart. Unchain My Heart. Heart, heart dersin sen. Devamını mı okuyayım? Evet. Set çağır mısınız? Sol maşar. Yo hayır hayır serbest oku. Unchain my heart. Bir dakika. Ferhat seninki duyulmadı. Bir dakika abi. Batı la alabilir mi la mocur? Karıştırdı. Minör de olabilir. Minör. Minör. Minörler tükendi majörler. Üstün mü senin? Amerika'nın Joe Cocker'ı var. Bir daha. Tamam, bir dakika. Şarkıcıyız. Bizi başka polemiklere soktuğunuz zaman biz burada cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bunu halk da fark... Yani o zaman bizi sanki sıyırmışız gibi anlıyor. Bunlar o şeyler değil. Ferhat öyle anlıyor musunuz? Karışık şimdi, cevaplar geldi. Şimdi ayvayı yedin mi? Şimdi ayvayı yedin mi? Evet haklısın. Yedin değil mi ayvayı? Peki Ferhat şimdi bir saniye. Televizyon tarihini konuşacağız. Sen biraz kilo verir misin? Evet, vereceğim. Ver ama. Peki sen biraz susar mısın? Ben zaten susmuşum. Tamam. Ne konuşuyorsun? Bir başka hareketler yapmış. Evet, Çetin Çiftçioğlu hakkında biraz konuşacağız. Çetin Çiftçioğlu, bir saniye. Çetin Çiftçioğlu. Çetin Çiftçioğlu, Türk televizyonlarının ilk markalaşan şakacısınız. Öyle nasip etti. Değil mi? Evet. Ve hakikaten kaç yıl, bu şaka işi nasıl çıktı?
Ben kaderci bir insanım. Yani insanın sadece direksiyon, hayat direksiyonu kendi elinde değil. Sağ yaparken sol yapabilirsin. Zamanı geldi geldi geldi. Şakacıyla Çetin Çiftçioğlu bir kavşakta karşılaştı. Aslında müzisyensiniz. Müzikten geçtim televizyona. Müzikten geçtim. Davulcuyum. Peki, davulcusun. Peki biliyor muydun Yıldo? Hayır bilmiyorum. Senin müzisyenliğin var mı? Yok benim yok. Hiç iyi bir yeteneğin yok mu? Hayır ben ressamım. Ha tamam. Ressamım. Senin? Bir dakika Ferhat. Ben şarkı söylüyorum. Pekala. Şu Çetin abinin şakalarını biz izleyelim. Bakalım Çetin Çiftçioğlu biz nasıl tanımıştık Türkiye'de? Evet bir bakalım Çetin Çiftçioğlu. Aman abi. Oh, fazla yaslanma. Şöyle tutsana. Şuradan, şuradan. Gel, gel, gel şuradan. Gel şuradan. Aman. Allah korusun. Ne olur ne olmaz. Sallanıyor değil mi abi? Bunu hiç edemiyorum ki. Biraz sallanma var. Biraz sallanma var. Tutuyor musun? Ben bir itfaiye haber vereyim. Şurada itfaiye var. Bir dakika bırakma sakın. Tamam mı? Mutlu bir dakika itfaiye haber vereyim ya. Baksana sallanıyor ya. Bekleme. Ya. Geliyorum bekle. Kaç orada? Bir dakika dursana şunu. Ya Çetin abi. Ne oldu yine? Çetin abi. Bu aralar şakalar yine çok gündem. Mesela Ferhat. Telefonu kapatır mısın? Salih Bey mi iner? Bir dakika ya? Hamama girenler varmış abi. Bir dakika. Salih Bey mi iner? Tamam. Tamam peki. Çetin abi. Fatih evet. Yürek, orada, Aydın, Kuşum o. Aydın ve Yıldo hamama gitmişler Bursa'da. Doğru mu? Doğru gittik. Ne var? Gittiniz. Senin gibi hiç yalan söylemiyorum. Helal hoş olsun tabii. Abiciğim. Saygılar ya sunuyorum. Niye gitmeyeceğim hamama? Gayet konuşuyor. Pekala. Çetin abi. Aslanlar gibi ya gittik. Şaka gibi. Evet. Değil mi? Şaka gibi. Evet. Aynen öyle. Şaka Çetin gibi. Abi bu aralar şakalar... Aslanlar gibi. Bülent de krize girdi sonra dayanamadı. Kibarlığı elden bıraktı. Tamam. Tamam. Telefonlar ne oldu sanki sonra? Sanki mahkemedeyiz gibi ne konuşuyorsun? Ama Çetin abiyle konuşmak istiyorum. Çetin abi bir tane. Çetin abi. Çetin abi. Güzel abi. Bize şu şakayı anlatır mısın? Bu aralar şakalar yine çok gündemde. Hakikaten şu şaka bir kere nasıl yapılıyor? Önce bir onu anlat. Şakayı yapabilmek için... Şakayı yapabilmek için üniversite mezunu olmak hayatta çok güzel ama şakayı yapabilmek için yüksek ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Yani sokağa bilmek gerekiyor. Sokağa bilirken de hem Türkiye'nin sosyolojik boyutlarını hem de insanların psikolojilerini bilmek gerekiyor. Bu şakayı hatırlıyor musunuz? Bütün şakalar benim bir bestemdir. Hiçbir bestemi hiç unutmam. Aa, biliyor musunuz detaylarıyla? Evet hakikaten. Vallahi çok güzel. İzlerdiniz değil mi Çetin abiye? Yok Çetin Bey'le biz bir... Star'da çalışırken Tayyip Bey o zaman belediye başkanıydı. Kasımpaşa'da 5000 tane çocuğun sünnet düğününe çağırdılar. Kestiler çocukları. Stadyumda yapıldı. O da geldi sunucuydu. Bana geldi abi dedi bizi yakma dedi tamam mı? Dedim abi yani yakamam zaten. Bu üçlünün özür dilerim. Evet, bu üçlünün ilginç bir şeyi vardır. Bir kavşakta birleşmişlerdir. İlk defa ben Star Televizyonu'nda program yapacağım zaman bir stüdyoya götürdüler beni. Kayıt yaptılar bana bir demo. Yılların stüdyosuydu. 94'te de Kral TV ilk açıldığında koridordayken Bülent falan hepimiz oradaydık. Fakat o zamanlardan başkaları çıktı o ben falan. Onlar hiçbir şey olamadı galiba ne dersin? Ben tanımıyorum o kişiyi. Evet iyi dedin. Evet. Zaten hiç kimse tanımıyor. Tanınan biri olsaydı. Bir tane bilirdim. Vardı taşlara maçlara yatıyordu o çocuk kimdi ya? VJ mi? Ataberk mi? Hayır. Kim? Sonra onu gönderdiler. Böyle hani şeylerde de gece kulüplerinde de böyle teşrifatçılık yapıyordu. Hatırladın mı? Ay, Atilla Taş mı yoksa? Hayır, Atilla Taş da mı çalıştı? Hayır, yok bir ara gelmişti. Yapma ya. Her ya bir şey diyeceğim. Kralın muhtarı bu. Herkes eskide o kaldı. Ha böyle deyin yarın beni işten atsın. Yok aman böyle şeyle söyle. Anam vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani. Peki Çetin abi herkese deyin. Sorun. Dileğiniz o mu Ferhat Bey? Süpersiniz. Dalton kardeşler gibisiniz. Ha, yani. Dileğiniz var, o mu yani? Var. Dalton yani kardeşler gibi. Yani. Peki bir dakika. Süper. Ya sizde bir dakika. Dalton kardeşler burada. Avaral. Yok. Şey en ufak en sonunda Ferhat'cım Avaral Dalton. Evet Avaral. Boysunlar olsun. Çetin abine gelse doğrudur. Evet. Çetin abi, ya fakat o yıllar televizyonun ne büyük özgürlük yılları değil mi? Ya tabii neler yapılırdı orada ya. Neler. İnanılmaz özgürlük. Anlatsanıza ya, hakikaten. Bir kere gidip, şimdi bakın,
bir yerde mesela diyorlar ki arkada logolar falan gözükmeyecek. Evet ben ya. Gittim şimdi kabul edin ki Otogar'da hava sattık biz. Otogar'da hava sattık. Ne demek? Yani şişelere havaları koyduk. Şişelere havaları koyduk. İşte Kayseri havası, işte İstanbul havası. 17,5 lira da yollama yani sokak deliğiyle yövmemizi aldık. Yani hava satın aldık. Şimdi aynı şakayı bugün Otogar'da çekmeye kalksak şaka zedeyi göremeyiz. Aynen öyle. Çünkü arkadaki otogardaki logoları kapamaktan şey adam da uçup gidecek. Siz koridorda falan karşılaşır mıydınız Bülent, Çetin abi? Bülent'le karşılaşırdım. Ben Çetin abi hep görürdüm. Umut'un evet. Orada karşılaşırdı. Evet. Bakar mıydın? Yok, o kadar sevilir ki özellikle kuaförümüz Umut Bey vardı. Onu bayılırdı. Ya, o da o Umut kendisi. Var ya. Umut ya, abi hepimizin bir kere dedikoduları ya. Umut'tan alırdık. Tamam. Aynen. Her şey. Mesela, kim kimle beraberdi? Şimdi kim o dönem aşk yaşardı Cem Uzan'la? Söylemek istemiyorum. Anlatın. Ben de söylemeyeyim ya. Olay olur. Bir dakika bir ne olurdu biliyor musun? Sen iki kişi biliyorum. Halen Cem Uzan diyorsun. Abicim benim bu kliplerimi yayınlamayan Ferhat! Ferhat! Ben müdür, kralın müdürü sahibi değilim. Yanlış anlıyorum. Bir dakika şey. Başında duran kim o? En güzel en güzel kısımda sabote et. Tabii ya. Umut, ya bir dakika ben tam anlatamadık ya. Evet abi. Bir dakika. Balık tutardı. Tek balık ya, buydu, biliyor musun? Şey, Tarabya'da balık tutardık. Ve bir de bak Umut ne yapardı biliyor musun? Kimin kovulacağını haber verirdi. Ha. Önce kim kovuldu? Yani ben soruyordum ben gideceğim. Yok sen daha gidici aynen, değilsin. Aynen duyardı. Yani onu sonradan kraldan geldi gidicisin dedi aynen. Gittik abi. Peki Bülent kraldan kimler gitti? Yani şu anda hani kimse kalmadı zaten. Evet bir yani tane. Herkes hani bütün arkadaşlar dönem dönem ya kendileri gittiler ya işten çıkarıldılar. Peki oldu şu yani. Cem Uzan'ın sevgilisi kimdi? Ben ortaya attım vardı yani. Yani gerçekten bundan çok ciddi şeyler. Hani bilgilerim çok fazla da pek konuşmaktan biraz çekiniyorum. Bir dakika bir dakika. Ya vurduracak mısın tamam, birbirine? Bir dakika bir dakika. Yani şöyle diyelim. Benim sevgili patronum da zamanında. Peki bir dakika Cem Uzan'ın bir sevgisi vardı. Bir mi? Niye bozuluyorsunuz ya? Ferhat sakın karışma. Benim mesleği bir şey neydi? Yok. Peki mesleği neydi? Benim yani... Haber spikeri mi? Ben yani isim ve meslek veremem gerçekten. Ama bildiğim birçok duyduğum şeyler vardı. Kuaförde. Yıldo? Bilmem kuaförde miydi? Tekneye gidiyorduk. Ne? Cem Uzan sevgilisin sen mi? Ya herkes gidiyor da bizim gözlerimizi bağlıyorlar evet, tekneye evet. Giderse. Ya aynen. Mesleği neydi onu söyle. Ya mesleği nasıl hakikaten merak ettim. Yani. Mesleği belli. Oraya gidiyor. Ya ne soruyorsun? Oraya gidelim. Star'da sunucu ya? Mu? He? Star'da sunucu muydu? Yok orada böyle sunucu olmasa bile çalışanlar vardı yani. Cem Uzan için. Ya hayır öyle alınıyor yani. Hayır biliyorsun yani, geçenlerde yani. Bu Amerika'da çok, büyük bir skandal evet. Çıktı. Talk showcu David Letterman dedi ki yani benim evet. Ekibimden insanlarla benim ilişkim oldu. Cem Uzan'ın da öyle ekibinden insanlarla ilişkisi mi oldu? Onu mu demek onu istiyorsun bilmiyorum. Bülent? Onu bilmiyorum. Yürüme doğruyu söyle. Ben hiç öyle bir şey. Sen demin öyle bir şey söyledin ki şimdi Cem Uzan'ı konuşuyoruz. Davut Gül oldu nereden çıktı? Bütün herkes İnanamıyorum. Bunu konuşuyor. İnternet sitelerinde saçma sapan bir haber yani. Herkes Davut Gül. Herkes seninle ilgili Davut Güloğlu'yla aynı evi paylaştığını benim konuşuyor. Benim çok sevdiğim bir dostumdur ama nereden bu dedikodu çıktı anlamadım tamam. Hiç. Tamam. Bir dur. Davut Güloğlu'nu falan bulaştırmayalım. Sen bize şu Cem Uzan'ın sevgilisini anlat. Yok çok ağır konular abi, değil mi Yıldız ağır abicim? Ağır konuda vuruluruz. Evet. Hani hala kadar şey biliyoruz ama tabii yani. Ya belli olur mu evden çıkarken ondan sonra? Kütte'da gittin ondan sonra. Biliyorsunuz yani bayağı. Yılda tabii baba ne yani. Diyorsa doğrudur. Doğrudur abi yani onun için. Yılda babamza... Hakan Uzan hakkında ben... biliyor musunuz bir şey? Onu anlatamayız. onu hiç anlatamayız. Ya, hakikaten yani, büyük konular ama. Büyük konular abi. Bunu anlatmamız için ondan sonra trak diye indireceksiniz buraya balyaları. Bak nasıl konuşuyorum. Gerçekten. Abi. İşte Yılda o zaman yıllar önceki şovuna ne var başlar. Yani hiç olmasa kurşunu yedim. Hiç olmasa acıtmaz yani. Şuradan ama nereden gelecek Ürdün'de mi nerede olduğu ya, belli değil Hakan Uzan'ın. İndirin balyaları söyleyin aynen konuşalım. Öyle. Değil mi? Paraları. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada. Herkese anlatabiliriz fakat, abi. Çetin abi uzanlarla yani. Çalışanlar için böyle korkar. Bu uzanlar adamı bu hale getir diyorlardı. Doğruymuş değil mi? Ama ne hale gelmişiz sapazalam ayaktayız. Tabii, biz sadece tabii. Sevgimizden biz saygımızdan hakikaten. Konuşmuyoruz. Tabii apartmanları da aldın uzanlardan tabii. Kazana kazana apartmanları dizdi. Gerçekten artık konuşmazsın. Benim defa borcum var. Benim defa borcum var. Hayatımın kavşağında. Benim için de öyle. Evet, gerçekten. Hepimiz, hepimiz. Ben her şu anda bir yana. VJ Bülent olarak ederim. Tanınıyorsam evet benim için de ben de Yılda olarak tanınmış yani olursam. Ne? Bülent, ben hep şöyle bir şey hatırlıyorum. Senin arkadaşların aramışlar seni. Demişler ki, işte biz de evde kolik yesiyoruz. Sen de bunu anons etmişsin. Demişsin ki, şu anda Özgür evde... Özgür Aras'la Metin Arolat öyle. Evet. Nedir, evet. Nedir bu ya?
Ya çok uzun hikaye ama hani bir biz anlayacağız. Seni böyle yani kandırdılar. Nedir abi bu koli moli muhabbeti ya? Abi sen girme o kolilere. Peki. Ondan sonra. Tamam. Sen, ben moliden koline çıkamazsın. Sen biliyor musun koliyi? Vallahi bilemiyorum işte, kesiyorlar. Ne? Tamam peki. Yani ne? Peki. Ne kadar çalıştın sen uzanlarla? 14 sene. Sen? Ben 7 seneye yakın. Ve Çetin abi? 2 kere kovuldum 3 sene. Aa niye? İki kere kovulduk. Niçin? Bir tanesinde de program reyting almadığı için kovuldum. Ama bir şey söyleyeyim mi? İkincisi rahmetli Ufuk Güldemir ekibiyle birlikte kovuldum. Evet, evet. Star'dan kovulmak bir şeydir ya, şeref. Markadır ya. Marka. Bir bakalım ya neler yapmışsın Çetin abi. Aa, yeniden bir şey yapalım seni. Süper. Şu bantlarını izle. Vatandaş konuşmak istedi. Ekonomi ne olacak? Bizimki durur mu? Her işe burnunu sokacak. Sualiniz nedir efendim? Mali kriz. Mali krizle ilgili. Şu esnada biz konuşuyoruz herhalde değil mi? Yani abi geldi buraya, biz konuşuyoruz. Tamam, size de söz. Vallahi efendim ben... Biz konuşmayacak mıyız yani şu esnada? Yok yok, müsaade ederseniz ben konuş. Ben 30 sene dünyayı gezdim. Vallahi efendim ekonomik kriz şu. Şimdi kalkıp yani hacıya altıma ceza verilir mi? Yani memlekette böyle olabilir mi abi? Vallahi efendim ekonomik krizde dolarınız varsa... 6 hafta hacıya ceza hayırdır yani, olur mu? Galatasaray değil canım, beyefendi, ekonomi. Galatasaray değil mi efendim? Vallahi efendim biz Beşiktaşlıyız. Ekonomik kriz. Biz de Denizli'yi gördük, biz de Antarktika'yı gördük, biz de Avustralya'yı gördük. Yani sen gördün. Nerede gördüm? Ben denizciyim ya. Sen trilyoner olsan benim gezdiğim yerleri gezemezsin. Haritada gördük, sinemada gördük, televizyonda gördük. Haritada değil, gidip gezeceksin. Hadi senin var, çok bilen değil, çok gezen bir dünya gezmiş adam. Tamam mı? Bak şimdi efendim, ekonomik kriz gene de bak şimdi gördük. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hep biz hep anlatalım şimdi. Biraz demiş konuşuyor. Yok ya ben. Dur. Çetin abi, seni tanımıyorlar mı peki sen burada konuşurken? Ne kadar ilginç. Şimdi 94'te başladı şakaca. 2009'da... Bu olay nedir? Bu olay her şey burnunu sokar adam. Evet. Her şey burnumu sokuyorum. Aslında o kadar güzel bir şey söyledin ki. Yani sokakta tanınma oranı bir şükürler olsun %99. Çok tanındığı için şaka yapamıyor diyorlar. Ben de tam tersini söylüyorum. Bu kadar tanındığı halde nasıl yapabiliyor? Burada da tanımıyorlar sonuçta seni. Bittikten sonra tanır. Bakın arkadakiler, bir de şakacının şöyle özelliği vardı. Arkadakiler hepsi şaka yapıldığını biliyor. Ha, biliyor. Ama hiçbiri bozmuyor işi. Öndeki bilmez. Ha. Yani bizim şaka yaptığımız insanlar... Ne yapıyorsun burada? Burada abinin ne şey konuşacaksa bir girip hacıya 6 maç ceza verilmiş. Ama burada o kadar güzel abi yazılmamış. Kendi kendini yazar bizde şakacı. Burada o kadar güzel bir şeyler söyleyecek ki... Doğaçlama gidiyor. Tamamen doğaçlama. Ve burada söyleyeceği kelimeleri bir dakika daha götür bak orayıcım, neler çıkacak şimdi? Bakalım, hemen bakalım neler çıkıyor. Okuyalım bandı. Yok yok ya Allah aşkına, valla konuş. Abi konuş. Ben televizyona çıkmak bırakmıştım senin gibi. Yok ya ben televizyona çıkma, ben Brezilya'da, Arjantin'de, New Orleans'da, United'de, Alabama'da, vallahi billahi doğru söylüyorum. Biz dünyaya gelmiş Brezilya'damız ya. Peki ben yalan söylüyorum, sen bana para mı vereceksin? Eşi çok gördük biz, eski berberlerdeniz, konuş. Devam et. Sen bilmem nerede koyun güderken biz Atlantik'te, Pasifik'te tayfun yiyordun. Sayın abiciğim, sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Efendim, ekonomik krizde. Ekonomik. Kalkıp yani böyle bir numara mı vurmuş yani ya? Böyle benim adam olur yani. Hacı altı altı ceza mı verilmiş ya? Ne dedi? Hacı'dan bak. Hayır adam değil ya işte. Şimdi sayın abicim, ekonomik kriz nasıl atlatılır? Bakın ben İsveç gemisinde çalıştım. İsveç'te bir kutsal sandık yapmışlar. İsveç'te çalışıyorsun ya. İsveç'te bir deniz yok ya. İsveç'te deniz mi yok? Cahil ya. Okuma yazma bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Bu kimden dans ettiğinin farkında değil ya. Doğru. Vallahi bakayım. Bak. İsveç'te bu işi nasıl halletmişler? İsveç, Sweden. Sweden, Stockholm. İsviçre. Hayır, İsveç, Sweden, Stockholm. İsviçre'de deniz yok ki, İtalya'nın üstünde. Bak şimdi. Nasıl İtalya'nın üstünde ya? Ulan İsviçre... Nasıl ulan ya? Olur mu ya böyle bir şey? İsviçre, İtalya'nın üstünde denizi yok ama ben İsveç gemilerinde çalıştım. Onun denizi var, Baltık'ta, İskandinav. Deniz olmadığı nasıl çalışıyorsunuz ya? İsviçre, İtalya'nın üstünde. Ama ben İsveç gemilerinde çalıştım, İsviçre değil ki. Şimdi efendim bakın bu ekonomik krizleri nasıl atlatıyorlar, bunu söyleyeyim ben size. Konkriplikler vardı, konkriplikler giderse atlar böyle manihalardan atlar. Dolayısıyla... Yok bu işin attan bilen bir ilgisi yok. Bakın efendim bakın. Ya sahici mi? Ya inanılmaz ki işte bu. Kendi kendini yazar. Yani şakanın bir başlığı vardır ve kendi kendini yazar. Bu İsveç, İsviçre falan. Tabii ki. Spontane. Oynayamaz ki. Ya böyle bir şey.
İşte açmaza karşılık veriyor. Adam coşuyor, coşuyor. Aynen. Yani... Tıraşı be! Gel buraya gel. Ekonomik kriz neydi? Unuttu. Hemen gaza geliyor. Sattı. Bunu İsveç'te evet. Nasıl evet, atlattılar? Evet. Unuttu. Bunu ben size söyleyeyim. Küçük bir para biriktirdiler. Her işsizde... Bizim paraları çok gördük. Şimdi hacı meselesine gelelim. Hacı meselesine gelelim. Ya dinle. Hacı. İşsizlik hacı. Ne kadar ciddi bir şey yapalım. Nasıl gülmüyorsun yani bunların ortasında? Hacıyla millet... Orayın işi mi bu? Onu konuşuyorum burada. Hacı ile işin bu. Hacı köşeye dönmüş. Nasıl dönmüş? Biplendi. Genelde kaldı. Bip mi yedi? Bip yedi galiba. Değiştirmiyorum. Ekonomik krizi burada. Gel buraya ya. Vapur var. Varlığını ya saldırdı. Tabii bak sokağın ortasında. Evet, vapur diyor. Gel buraya. Bak ekonomik kriz nasıl atlatılır? Onu anlatayım müsaade ediyor. Babanın da fikirleri var ekonomik kriz üzerine. Tabii ki bir ciddi fikirleri var. Ben yani ciddi bir şeyler söylemek istiyorum. Ne çekiyor musun kardeşim? Ya. Bizim en büyük özelliğimiz karşıda da bir çekim. Evet. Şakacının en büyük özelliği sokakta bir tiyatrodur. Ve eğer karşımdaki insanın ben oynamaya başladığını hissedersem, anlarsam keserim. Nereden buluyorsun bu insanları? Ben hayatta şansa ve şanssızlığa inanmıyorum. İyi niyetliysen, işine aşk derecesinde bağlıysan şans senden yana. Yani sokağa çıkıyorsun ve bu sokağa bir şekilde buluyor musun? İşte o yüksek ilkokul mezunuyum dedim ya, o tarafta. Mesela biz bıçak sırtıyızdır. Yani yaptığımız iş bıçak sırtıdır. Bakarım ben karşıdan. Geçsin derim, mavi ceketli geçsin derim, öbürü geçsin derim, sarı valizliye gidiyorum kayıt derim. Yani o da işte yüksek ilkokulun getirdiği ve tamamen doğaçlamadır. Şimdi bu akşam biraz galiba fazla birikmişim de onu söylemek istiyorum. Şakacı dikkat edersen oraya eğin muhakkak ediyorsunuzdur, özür dilerim. Yalnız oynamıyorum, karşımdakini de oynatıyorum. Bir antrenör gibi aslında evet. Değil mi? Evet, yani doğru. Hem oynuyorum hem etrafı buna rağmen... 4 senedir burada olduğu gibi oturuyorum. Fakat şaka, fakat bir şey diyeceğim. Yıldoğan'ın da şaka gibi bir videosu var elimizde hakikaten. Var mı? Benim ya var. Yok şaka gibi. Şaka öyle gibi. Söyleyeyim. Bu şaka değil ama gerçekten şaka olsa yeridir ancak. Bir de onu izleyelim şu Yıldoğan'ın VTR'sini. Sesiniz çok az geliyor buraya, ben hiç anlamıyorum. Bu isimden gitti kayap ya, benim bir şey oldu. Nasıl düştün abi? Korkun. Korkun. Korkun ya. Pardon. Ulan onu da, ulan kaldırın gelin buraya. Doğru mu bu? Doğru, çok hakikaten... azdık. Harbi çok azdık. Nasıl, yani, anlatsana şunu hikayesini. Ya öyle girdik konulara, yani böyle alttan koptu. Üstten koptuk, vurmaya başladık. Peki nasıl düştün? Derken 3 parçaya ayrıldı ya. Nasıl? Oturdum, şey, 3 parça, böyle Garfield gibi ellerim burada kaldı. Düşün devamlı, bir bakalım tekrar ya nasıl düşmüşsün hakikaten. Şu videoyu, inanılmaz bir şey. Ya benim bir şey oldu. Bunlar... Nasıl düştün abi? Kaldıramıyorlardı. Abi adam yere yiyor. Mikrofona Ferhat. Ya hakikaten... Ya bunlar da oluyor ya. Bunlar da enteresan şeyler ya. Başımıza gelen şeyler. Bak, abi niye düştün sen orada? Düştüm tabii, anlatmayayım. Niye düştün anlatmayayım, ama? Düştüm. Nasıl, niye anlatmayayım? Altta bir şey mi yatıyor? Neyi kırdın da düştün? Neyi kırdın? Kırdık. Çanağı neyi kırdın? Çanağı kırdın. Bir dakika, bir dakika. Bir gün çaparatörü lazım orada. Abi adam neyi kırdın? Adam da kaldırmaya çalışıyor seni. Arkadaşım beni şey yaktı orada. Şimdi ne var? O... Bu adam düşmüş burada, kaldırmışlar. Nedir yani şimdi bu? Sohbet mi, muhabbet mi şimdi? Ama bunu çok şey olarak verdiler yani. Ne ya şaka gibi ama hakikaten şaka değil mi? Ya. Şaka gibi. Üç parçaya ayrıldı. Para kazanabilirdim bu işten, biliyor musun? Hangi işten? Tabii ayırma o sandalyeler. Bir düşsene. Ya bunlar onları diyorsun. Ya buradan düşerse Allah'ım köşende benimle ilgili yanlış bir yazı yazarsan yaktım seni. Yazacak mı? Yazacaksın. Eyvah. Senin o küpeni harbi kopartırım kulağında. Eyvah. Bunlar da olacak demek ki. Evet demek ki. Olsun abiciğim, nedir bu ya? Hep hanım evladı gibi oturmuşlar burada. O ne lan? Öyle Ferhat, seni hanım evladı ne demek ya? Hakikaten ne demek? Küpe takmakla ne ilgisi var bunun?
Söyle. Aslında Bülent'e saldırıyorsun. Ya, Bülent. Beni katmaya Bülent, çalışıyorsun işin içine. Ben Bülent'i severim. Ben üzerime almadım. Alınmaz da zaten o. Sen hep alınıyorsun üzerine. Hayır, bence sen Kral TV kliplerini yayınlamıyor diye Bülent'e saldırıyorsun. Yok, ona ne alakası var galiba? Ne alakası? Öyle zannede beni bağırıyor. O biliyor ama şimdi böyle itiraf edecek. Biraz az kaldı, az. Ucuna geldi, itiraf edecek. Ucuna geldi diyor. Yumurta portlayacak. İnanamıyorum size yani, gerçekten. Ucuna geldi. Ben var ya, hiç tanımadığım insanlara bile hep iyi sözler söylemişim. Biliyorum, Allah öyle. Allah aşkına. Bülent, hani ki sizi tanırım, bir de birçok programda da hani yan yanaydık. Yan yana geldiniz mi? Koray var ya, bu fena ya, bu var ya. Koray? Sen köşelerinde Koray yazdın. Değil. Erkin Koray dedi ya. Yazılarında da bile var ya, hiç alakası olmayan şeyler de yazabiliyor. Az değil canım o. Az değil. Ferhat aklına hiçbir şey gelmiyor. Sen de biliyorsun ki sivri yazılmayan şeyler, hiçbir yazının haber niteliği olmadığını bildiğin için böyle saç evet, yazıyorsun. Evet, sen zaten gel. Sen var ya sen. Ama bak Serdar, bir şey söyleyeceğim. Sen gerçekten biraz kavgacısın Ferhat. Bak hadi geldin. Kardeşim. Bak geldin. Banu'yu kaçırdın. Ben. Evet. İki. Ben seninle kavga etsem var ya. Ekin'i kaçırdın. Sen hayatta aa, şimdi programı ilk başta bıraktın. Gitti. Herkes gitti ya. Naş. Gitti. Ben de gidebilir miyim ne? Yarış Ferhat Amerikalı bir aktöre benziyor ya. Kime benziyor? Evet. Kime? Bart. Burt Reynolds. Bravo. Burt Reynolds evet benziyor. Evet. Gençliğine mi? Bak bir dakika. Onu bana benziyor ben mi ona? Bak bir de ya ilerle. Sen ona benziyorsun bak ya bir de... koparma beni Ferhat. Bak nasıl bakıyor. Ne? Yıldo. Senin o sonradaki dişlerini hepsini çekmem lazım. Ya yapma ya. Aa Ferhat sen ama olmaz abi böyle şey. Can güvenliğimiz yok ya. Turgut burada. Evet evet bunu ben de düşünüyorum. Can güvenliğimiz yok ya. Hayır Turgut burada. Turgut şurada dur. Ya şurada yapma dur. Can güvenliği. Evet güvenliğin sağlam. Olmaz ki konuşmaya geldik. Bir dakika Yıldo. Yavuz vallahi oraya buna konuşturttum. Yıldo. Yıldo. Ferhat'ın hep kavgaları meşhur. Bak Hilal Cebeci'ye neler çok yapmış iyi asıl. Ya Hilal bir defa çok ağır. Hanımefendi bir kız ya. Sen gördün mü tekmelerken? Gördüm. Nerede gördün? Bir saat önce o zaman niye konuşmuyorsun? Bağırarak konuşma. Ben sana ne dedim? Benimle tartışırken sesini yükseltme. O zaman insanlara gözünle görmediğin şeye, kulağınla duymadığın şeye inanmayacaksın. Sesini yükseltmeyeceksin. İnanmayacaksın. El hareketiyle de konuşmayacaksın. İnanmayacaksın. Sen el hareketiyle konuşmayacaksın. Ben sana o kadar söylüyorum. O elindeki şeyi. Sana o kadar söylüyorum. O elini indirir misin? Sana o kadar söylüyorum. Patlatacak o elindeki şeyi. Sana o kadar söylüyorum. Tamam, elini indirir misin? Gel bebeğim gel. Dur. Bir dakika. İşte ara bulucu Banu. Altan. Senin Meksik'i kurtardı. O dündü. Bugüne bakalım. Banu'yu mu çağıracağız Antalya'da? Antalya'dan mı çağıracağız? Sen Ferrari'den bahsedersen kızı kaçırırsın tabii abiciğim. Tabii. Niye bahsediyorsun? Benim yani üzerime kaldı. Bakalım niye sen burada... Annesi açtı bana dedi ki ablacığım dedi ki Ferhat'cığım sana çok teşekkür ederim. Peki Ekin? Hep o Koray yok mu? Bülent gece saat 3'te sahneye hayır gidiyorum diye kaçtı. Yalan senden daha geç sahneye çıkan yok Türkiye'de. Yok Ekin 3'ü çeyrek geçe ben çıkarım hep. Değil ama mi? Evet. Ekin niye biliyor musun? Ekin beni yanlış anlamasında haklıdır şöyle çünkü ben kendi adıma konuştum o kendi üzerine alındı öyle bir şey yoktu. Ya Ferhat, Çetin abi sen tanıksın stüdyodaydın. Çetin abi beni... Kimle konuştuysa Çetin kaçırdı. Abi, yok Çetin abi beni anlasın başka bir şey demiyorum. Ne derse kabulündür. Ferhat Güzel'in şu özelliği var. Aslında film burada kopuyor. Ferhat Güzel bir şeyi söylerken o esnada başka bir şey düşünüyor. Çok seri çalışıyor. Bu zeka taşmasından ileri geliyor. Bir şeyi söylerken bu sefer cevap olarak söyleyeceğini söylemiyor. Düşündüğünü söyleyince film kopuyor. Evet ve film koptu. Bizim program koptu. Bizim programın konuklarını kaçırdı. Şu Banu'yu kaçırma hayır, görüntüsü şimdi, var mı tekrar? Burada, programın başında hayır, hakikaten. İşte insan çok Çetin zeki, abi de buradayken çok zeki insan daha çok para kazanırmış da çok zeki insan da bununla alakası yok abicim. Sistemi tanıyacaksın. Sistemi bileceksin. Sistem konuğu kaçırmak. Ne alakası ya? Hilal'i kaçır. Ya sen de şovmen oldun ya başıma. Allah seni kahretmesin be. Bir dakika dur Ferhat. Şu ne olursun. Çetin abi. Başıma şovmen oldun ya lan. Bitti Çetin bu işi abi bırakıp gideceğiz artık. Bunların ikisinin arasında bir şey var bak. Ben hayır vallahi billahi. Vallahi bir şey var. Hayır, bu ara sıra yani niye böyle? Bir şey karar vallahi veremedim hayır, ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir şey varsa söyleyeyim. Yıldo. O bir şey, onu bak, çok severim. Ne söylesen bir şey demiyor. Halen baştan da onu söylüyorum. Halen daha başka şeyler düşünüyorum. O ne söylese ben bir şey demiyorum. Demiyorsun. Murat Tapa almıyorum. Muhatap. O zaman niye karşı karşıya oturuyoruz efendim? Ya alınganlık yapma. Şu konuğumu kaçırdın. Sana laf yetiştirmeyeceğim. Sen Feray,
Ferrari'den niye bahsedersin abi? Bakalım Ferrari'ciler mi kaçtı? İzleyelim tekrar Banu Zorlu'nun şu kaçışını. Bruce diyeceksin. Niye? Bruce var ya, Amerikalı bir artistimiz var. Bruce Willis. Değil. Abi, ama annesi beni aradı, dedi ki bunu hep o Koray yaptı dedi. Abi benim yani annesi çok sever. Koray dedi. Oray Egin yaptı dedi bunu. Çetin abi, objektif olarak karar ver. Sana çok teşekkür ediyorum annesi. Dedi ki kızımın çok... Ama biz duymadık oradın. Abi. Biz senin konuştuğunu duymadık abi. Evet. Abi ben... sen niye duyacaksın? Duymam lazım. Niye duyacaksın abi? Ben duyduğuma inanırım. Sen burada danışmanı mısın abi? Ne danışmanı? Yani burada jüri... Ferhat. Sen de burada benim gibi konuşsun. Ferhat bir saniye. Sonra en son hangi adreste geldiniz abi buraya? Berberimden geldim. Berberin kim? Yavuz kardeşim. Yeter. Nerede? Yeri nerede? Ulus'ta. Ha? O zaman ben seni biliyorum hangi modda olduğunu. Rahatına bak sen. Rahat. Bu Yavuz'la oturan ne oluyor sen? Ya bunun da arkadaşı da ondan sonra. Sanki o Çetin burada abi. Sen evet, girmiyorsun yani. Peki, Çetin abi. Yalnız 7 dakikada saç dakika. Keser. Acayip. Ferhat. Ferhat bir dakika. Bir dakika. Ferhat. Sus. Ne olursun. Bir saniyeliğine. Çetin abi. Banu niye kaçtı? Niye susmuyorum? Mantarlıyorsun oğlum. Ben niye susmuyorum? Sen mantarlıyorsun. Mecbur konuşuyorum. Ya aranızda muhakkak bir şey var. Kaçalım kaçalım. Ferhat'tan kaçalım. En iyisi bu. En iyisi bu. Hadi hoşça kalın. Canımızı kurtaran. Abi hakikaten canımız tehlikede. Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerden zaman resmime gör akan o yaşları. Yeni bir hayat korkutuyor.